Baba Şef'e hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir şnitzel tarifimiz var. Bunu yapacağız. İnanın çocuklar bayılıyor. Kesinlikle deneyin. Hemen tarife geçiyoruz. Şöyle bakın, 3 parça göğsümüz var. Alıyoruz şöyle bir parçasını. Bakın şöyle. Önce ortadan ikiye. Bunu da incelteceğiz. Kolay, dışında bir kaplama olacağı için olabildiğince ince olması gayet iyi olacaktır. Bakın şöyle incelttik. Şu incelik gayet iyi. Şunu da inceltelim. Evet, bakın. Şunu da göstereyim. Şu incelik gayet iyi. Şimdi hepsini aynen şu şekilde inceltiyorum. Evet, tavuklarımızı bakın şöyle güzelce böldüm. Bir tabağa un koydum. Yanındaki tabağa galeta unu ya da ekmek kırıntısı, kuru ekmeği böyle güzelce robottan geçirip ufak ufak halede getirebilirsiniz ya da galeta unu. Şöyle üçüncü bir tabağa da iki tane yumurta kıracağım. Şöyle bir paket şey için iki yumurta yeterli olacaktır. Bu da tamam. Şu yumurtaları güzelce bir çırpalım. Evet, bakın şöyle istasyonlarımız hazır. Un, yumurta ve şurada da galeta unumuz hazır. Şu yumurtanın içine şöyle 3-4 diş sarımsak dövdüm. Dövdüğüm sarımsağı şöyle yumurtanın içine karıştırıyorum. Onu şöyle iyice burada karıştıracağım ki bu lezzet buradan gelsin. Unumuzun içine de şöyle biraz tuz, bir çay kaşığı karabiber, şöyle bir çay kaşığından biraz az kimyon, bir dolu çay kaşığı da kırmızı toz biber. Ben kırmızı toz, tatlı kırmızı toz biber kullanıyorum. Acı sevenler isterse acı da kullanabilir. Bu arada ocağımızın altını açtık. Yağı koyduk tenceremize. Yağımızı iyice kızdırıyoruz. Kızgın yağın içine atacağız bunu. Hızlı bir pişirme süreci olacak. Hemen atacağız. Bir dakika, 1,5 dakikada hemen alacağız. Dışında çünkü kaplama var. İçi de ince olduğu için hemen pişecek. Burası da hazır. Şimdi artık pişirmeye geçiyoruz. Bakın şimdi olay şu. Şöyle bir parça ince kesilmiş tavuk göğsünü alıyorsunuz. Şöyle iki tarafında una buluyorsunuz. Sonra sarımsakla karıştırdığımız yumurtaya, daha sonra galetaya. Güzelce buladıktan sonra bunu artık kızarması için kızgın yağın içine hemen atıyoruz. Hemen bir tane daha, bakın önce un. Şöyle hafif baharatladığımız un. İsterseniz böyle kendiniz zevkinize göre farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ben çok fazla karıştırmak istemedim. Tavuğun ana tadını çok da fazla bozmayalım. Zaten böyle bir dışına bir katman yapıyoruz. Bunu da hemen kızgın yağın içine atıyorum. Hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Hızlı bir pişirme. Ocağın altı açık olacak. Hızlı bir şekilde hemen çevirip pişiriyoruz. Evet, şimdi bakın şöyle pişenleri alıyorum. Bir tanesini göstereyim size. Bakın. Bakın harika bir renk. Çok güzel pişti. Şimdi bu şekilde hepsini pişireceğim. Sonra sunum için Hüseyin Saadet tadına bakacak ve fikrini bize söyleyecek. Hadi bakalım, şimdi hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet. Şinitsellerimiz hazır. Söz sırası Hüseyin Salih'te. Bakalım beğenecek mi Hüseyin Salih? Ne diyecek? Hadi bakalım Hüseyin Salih. Çıtır çıtır olmuş herhalde. Hı hı. Mükemmel olmuş. Beğendin mi oğlum? Evet. O zaman hemen yemeğe geçelim mi? Evet. Arkadaşlar, yapması gerçekten kolay. Görüntüsü güzel. Lezzeti de Hüseyin Salih beğendi. Kesinlikle deneyin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.